Selamlar dostlar yeni bir Unreal Engine rehber videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce 50 aboneye ulaşmış durumdayız. Bu yüzden abone olan herkese çok 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 teşekkür ederim. Şimdi videoda ne yapacağımızı göstereyim hemen. Evet duyduğunuz gibi bu videoda footsteps yani karakterin ayak seslerini bastığı yeri dinamik olarak algılayan bir sistem kurup ona göre ayak sesini oynatacak bir sistem kuracağız. Evet, dilerseniz videoya geçelim. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle file'dan değil, edit'ten Project Settings'e giriyoruz. Burada direkt arama yerine surface yazıyoruz. Birazcık aşağı inince zaten engine kısmında physics bölümünde physical surfaces çıkıyor. Şimdi bizim buraya hangi sesleri ayarlayacaksak materyallerini buraya girmemiz lazım. Şöyle göstereyim. Benim acaba nerededir? Asset, Sound, Footsteps, şöyle Concrete, Grass, Rock olmak üzere 3 tane 3 tane ayak sesim var. Grass için, con Concrete için ve bir de neydi bir de hemen bir daha bakayım. Rock. Taş için. Grass, Concrete ve Rock için şöyle 3 tane buraya yazıyorum. Daha sonra burayla işim bitiyor. Kapatabilirim. Sizde daha fazla varsa oraya ekleyebilirsiniz. Şimdi ben sesleri burada tutuyorum. Öncelikle şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi farklı farklı. Concrete yazmışım. Bunları büyük ihtimalle başka bir projeden aktarmışızdır. Bunlar zaten standarttır büyük ihtimalle emin değilim. 2 tane daha var bende ama Şimdi öncelikle Şöyle bir şey yapabiliriz. Audio kısmından e, Sound Q'ya tıklıyoruz ve Örneğin Concrete Sound Q'yu şöyle mi yapsak? Sound S alt dere konkret olsun. Ya da SC olsun ya. Baş harfleri karışmasın. Şimdi bunun için açıyoruz. Burada yapmak istediğimiz şey bunların hepsini şöyle shiftle bu arada bilmeyen varsa illaki vardır. Tıkladım. Shift'a e basılı tutarken en sondakine tıklayıp şöyle hepsini alıyorum. Şimdi buraya bir adet random ekliyorum. Random noduna buradan şöyle artıya basarak ekliyorum yeni slotları. Bunları bağlıyorum. Şimdi bunları bağladıktan sonra hemen açıklayacağım. Şimdi bu bize ne kazandırdı? Şöyle bir şunu da bağlayalım. Gördüğünüz gibi ben her bastığımda bana farklı bir ses verecek buradan. Yani böylelikle daha şey olmuş olacak. Yani nasıl denir? Sürekli aynı ses gelmeyecek. Daha güzel olacak. Hatta ve hatta buraya modulator ekleyerek şöyle bağlayalım. Burada şu üstte ayarları var. Bunu da değiştirebilirsiniz ama standart bu Değerler bence iyi. Çok az da olsa böyle fark ettiriyor. Şimdi bunu tamamladık. Hemen grass'a geçelim. Grass'ta bayağı bir ses var. Hepsini kullanmayacağım tabi. Yine audio'ya geldik. Sound Q'yu seçtik. Sound Q. Neydi bu? Grass. Açıyorum. Bunu kapatabilirim. Şimdi şöyle bakayım. bayağı 37'ye kadar gidiyor. Ben şöyle birden 10'a kadar alayım. 37 tanesini de alamam. Random diyorum. Buradan yine ekliyorum. Bunları şöyle bağlıyorum. Bu sefer tam eklemişiz. Yine buraya bir adet modulator ekliyoruz. Değerleri burada. Tamam bunu da sevleyelim. Sürekli farklı bir ses geliyor. Gayet iyi son bir tane rak kaldı. Rak içinde iyi bunda 9 tane varmış. Bunun içinde bir tane sound cue oluşturalım. Sound cue. Rock olsun. Bunu da açalım. Control space şunları tutalım. Getirip atalım. Şimdi random aldık bir tane daha. Hemen bağlıyoruz. çok iyi hemen buraya bir adet modülatör ekliyoruz bunu da bağladık evet şimdi ses dosyalarımızla işimiz bitti sayılır şimdi bizim şöyle kontente dönelim ben ee, buraya oluşturmak istiyorum buraya sağ tıkladım klasörleme işlemini siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz ben buraya bir adet footsteps adında klasör açacağım ve bunun içine sistemimizdeki e, fizik materyallerini kullanacağımız dosyaları buraya oluşturacağım. Şöyle hemen fiziği görebilirsem fizik, fizik materyal, physical materyali seçtim. Örneğin P, PM olsun bununki de. PM grass dedim. Hemen Ctrl D yaparak duplicate yapabiliyorum. Bunun adı da PM Rock olsun. Yine Ctrl D yaptım. Bunun adı da Concrete olsun. Şimdi her birinin içine girip PM Rock. Şurada Surface Type var. Bunu default'tan atıyorum. Bu neydi? Rock'tı. Rock'ı ayarlıyorum. Kaydediyorum. Kapatıyorum. Aynı şeyi grass ve concrete içinde yapacağım. Evet grass'a gidip concrete yaptık. Şunu tekrardan düzeltelim. Bu da concrete. Tamamdır. Bunu da tamamladık. Şimdi bizim bir adet e, ee, anim notify'a ihtiyacımız var. Onu da burada yapabiliriz aslında. Genel olarak footsteps'in bütün dosyaları burada olsun. Yine bir klasörün içine de yapılabilir ama ben direkt buraya yapacağım. Blueprint class diyorum. All class'ı tıklıyorum bir, bir kere. Buraya anim notify yazıyorum ve direkt anim notify'a tıklıyorum ve oluştur diyorum ismi blueprint footsteps olsun footsteps aynen blueprint footsteps olsun bunun içine giriyorum Şu yukarıya alayım bunu şimdi functions kısmında override'a bir kere tıklayıp buradan received notify'a tıklıyorum ve buraya şöyle birazcık büyütelim Şimdi öncelikle bizim karakterimizin her ayağını yere bastığında sesinin çıkmasını istiyoruz. Bu yüzden Trace by Channel Buradan bizim Line Trace kullanabiliriz. Line Trace by Channel alacağız. Şöyle Şimdi Buradan Mesh Comp'u alıyoruz ve Get owner diyoruz. Evet, get owner'dan öncelikle start konumunu almamız lazım. O yüzden get aktör location diyorum. Şöyle. Şimdi end pozisyonu için get aktör aktörü yazabilirsem get aktör up vektörü alıyorum. Bunu daha sonra Multiply ediyorum. Şuraya sağ tıklayıp şuradaki seçeneklerden float seçmem lazım. To float diyorum. Buraya da eksi 200 gibi bir değer giriyorum. Daha sonra bu değeri buradaki değerle toplayıp hemen şöyle bağlıyorum. End'e iletiyorum. Daha sonra benim burada işlemleri halletmem lazım. Hemen branch bir adet branch alıyorum. False'u direkt return node'a bağlayabiliriz. Return value branch'ini buraya ba bağlıyoruz. Return value output'unu. Daha sonra bizim buradan şuraya surface yazarsak get surface type var. Bunu aldıktan sonra buradan Switch Switch on E Physical Surface adındaki nodu alıyoruz ve true'yu buraya bağlıyoruz. Şöyle yapalım. Daha sonra hepsi zaten buraya bağlanacak. Gördüğünüz gibi şu an bizim grass, concrete ve rock seçeneklerimiz buraya geldi. Şimdi bizim play sound at location yapmamız lazım. Her birisi için şu şekilde buraya bağlayacağız. Şundan bir tane daha kopyaladım. Bağladım. Bir tane daha oluşturdum. Bir tane daha bağladım. Şimdi grass için buraya geliyorum. Grass yazıyorum. Oluşturduğum sound queue'yu seçiyorum. Şöyle tek tek de seçilebilir ama bu yaptığımız sistem çok daha iyi. Daha farklı sesler. Sürekli ses tekrarlamayacak farklı sesler çıkacak concrete'e geliyorum buraya hemen concrete yazalım Concrete'in şeyi en altta onu seçiyorum Sonuncusunda bağlıyorum ve rock yazıyorum Sound cue rock'ı seçtim Şimdi sistemimiz neredeyse tamam şu an Location'ı Şuradan alabiliriz herhalde break hit result buradan location diyelim. Buradan bağlayalım. Buna gerek olmayabilir ama yine de şimdilik bağlayacağım bunları. Öyle bir test edeceğiz. Daha sonra bunu şöyle düzeltelim. Güzel olsun. Tamam şu anlık burada hiçbir şey kalmadı gibi. Şu anda yapmamız gereken şey hemen kontente geliyorum. Karakterinizin animasyonlara da bu şu anda oluşturduğumuz animasyon notify'ını eklememiz gerekiyor. Bunun için hemen karakterim nerede hocam? Karakterime bakmak istiyorum. Karakter şöyle gideyim animasyonlar. Şu an nerede olduğunu inanın bilmiyorum. Sizin de projeleriniz böyle büyükse bazı şeyleri bulamayacaksınız. Şimdi bizim locomotion Şöyle main state'e gelelim. Daha da geri gel. Locomotion tamam. <laughs> Heh. Volcron, biz bunu daha önce ayarlamıştık. Evet gördüğünüz gibi. Şu an Locomotion içindeki bütün animasyonlara şu anda görüyorsunuz. Bizim bu şeyimizi uygulamamız lazım. Anim Notify'mızı. Bunların bir dosya konumunu bulsam iyi olur. Browse diyeyim. Converted Anims değilmiş. Tamam. Şimdi ben Standing'e geliyorum. Benim Standing buradadır büyük ihtimalle. A, S, N, Volk, F. Mesela AS bulabilirsem eğer. A, N, Volk, F. Aynen burada. Şu anda direkt onu açtım. Şu an görmüş olduğunuz gibi ben de tam ayağını basarken buraya daha önceki projeden ayarlanmış. Siz de bir yerden aldıysanız animasyonları ayarlanmış olabilir ya da standart kullanıyorsanız tam burada basıyor mesela, ayarlanmış. Burada basıyor. Burada bitiyor. Burada ayarlamaya gerek var mı? Ona bakacağız. Öncelikle bunu kullanmayacağız ama yine de göstermek için buraya yeni bir track ekleyip işte buranın adına footsteps koyarsanız daha iyi olur sağ tıkladık. Buraya tıklamadık. Buraya tıkladık. Add notify dedik ve bizim oluşturduğumuz BP footsteps mesela zaten burada çıktı. Bunu ekliyorum. Aynı şekilde buraya da ekliyorum. Add notify. Burada BP footsteps. Şöyle bir bakayım. Burada basıyor. Burada da zaten basıyor. Tam burada. Şimdi bir burada basmıyor. Eklemeye gerek yok. Ama şu başlangıcında acaba basıyorken mi yapsak? Hemen bir deneyelim. Şu an sadece forward'a ekledik. Ha, şu an çalmayacak. Bu ayarlamayı unuttuk tabi. Şimdi karakterimizin bastığı yere tıklıyoruz. Ve buranın şöyle detay kısmında Evet şunlara tıklayalım. Mesela Advanced açalım. Nerede hocam? All diyelim. Şurada fizikten de gidebilirsiniz de yine de Evet böyle ha. Collision kısmında physical material var. Zaten burada bizim oluşturduğumuz physical materyaller gözükecek. Şimdi bizim bu ne olsun? Bu konkret olsun. Buna göre yok çünkü. Şuradaki yerimiz şey olsun atıyorum. Gras olsun. Şuranın üstüne çıkınca da atıyorum. Rak olsun. Tamam diyorum. Hatta şuraları da şuraları da seçelim komple. Ne olsun buralar? Konkret olsun. Şurasının üstü komple ee, rock olsun. Aynen. Şöyle kaydediyorum. Hatta şuradan çıkarız. Şuraya da ayarlayalım. Şuralara da mesela ne ayarlayalım. Burası da yine konkret olsun. Save Hemen bakalım. Evet şu an duyduğunuz gibi. Koşma animasyonunda mesela sağ sol geride olmadığı için çalmıyor. Şu an sadece ileri gitmeye ayarladık. Evet, şu anda konkrete geçti. Şu anda taşa geçti mesela. Şöyle şuraya gene Evet, şu an konkrete geri geçti. Şimdi grasa geçecek. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu arada zıplamayı da aynı şekilde ayarlayabilirsiniz buradaki atıyorum kullandığınız locomotion sisteminizdeki bütün adım attığı her animasyonda ayağın yere bastığı yerde bu anim notify'ı ekleyerek bu şekilde dinamik bir ses sistemi, ayak footstep sistemi oluşturabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Ben şimdi bütün animasyonlara ekleyeceğim. Siz de bütün Animasyonlarınıza yine o şekilde ekleyebilirsiniz Bahsetmediğim bir nokta kalmamıştır umarım Onun dışında animasyonumuz artık ayak seslerine sahip Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz beğenmemeyi Onun dışında istekleriniz varsa yorum yapmayı ee, Onun dışında ne var Abone olmayı unutmayın Abone demişken 50 aboneye ulaştık Nice 50 abonelere diyelim Buradan sonraki hedefimiz 100 abone Evet diyecek bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.